Evet bakalım arkadaşlar Spider-Man karakteri nasıl olmuş açıkçası ben de merak ediyorum. Şöyle bir başlayalım. Güzel başlangıç için fena değil. Arkadaşlar 49. seviyede oynuyoruz gördüğünüz üzere. Aslında ben bu videodan önce de bir video yükledim kanala ama biraz problem çıktı. Ee, i̇lk de şeye gitti, sesi gitti. Sesi hiç gelmiyordu. Ee, videonun yüklenim e, yani yüklenme aşamasında falan bir problem mi oldu artık ne olduysa arkadaşlar. İlk de sesi yoktu sonra komple e, video kafayı yemeye başladı. Ben de en son videoyu sildim. Şöyle devam edelim. Evet, e, ben de en son videoyu sildim. Baktım olmayacak o şekil. E, o yüzden şimdi tekrardan çekiyorum. Ya yani biraz uzadı yapacak bir şey yok. Bir bakalım yani bu haliyle nasılmış bir şeyler yapabiliyor mu? 49. seviyesinde girdim nulun Şöyle devam edelim bakalım tamamlayabilecek miyiz? Evet devam edelim. Güzel. Evet şurada kafese yakalanacağız. O yüzden hiç yetenekleri kullanmadım. Hala vaktimiz var. Belki tamamlanabilir. Gayet güzel. Evet, kaldı 36. Yani arkadaşlar ya ucu ucuna tamamlayacak ya da tamamlayamayacak. Onu söyleyeyim. Yani öyle çok daha iyi gittiğini söyleyemem açıkçası. Evet. Arkadaşlar bence bu fazı burada bitirebiliriz. 3 dakika 10 saniye gibi bir süremiz kaldı. Dediğim gibi ucu ucuna muhtemelen tamamlayacak. Ya da belki 1-2 saniyeyle falan kaybeder. Ee, yani 49. seviye biraz daha dikkatli oynanırsa demek ki tamamlanabiliyor. Ama hani dediğim gibi ucu ucun olduğu için emin değilim bu karakter hakkında e, ne diyeceğimden ama. Bir de şöyle 54. seviyede girelim bakalım. Mephisto'nun 54. seviyesini tamamlayabiliyor muyuz? Çünkü Mephisto'ya karşı arkadaşlar tür avantajı olduğu için bu karakterin belki biraz daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Şöyle şurada bir rotasyonumuzu uygulayalım. Biraz kaçacağım. Evet arkadaşlar Mephisto bir de bu seviyelerde iyi gömdüğü için sağlığına falan dikkat etmem gerekiyor. Yoksa ölebilirim. Yani umarım bir sonraki şeye kalmadan şunu tamamlarız. Barda olmadan şu kalkanı kırarız. Öbür türlü biraz uzatacak. Evet yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Spider-Gwen'de sevdiğim bir diğer şey de bu karakterin hareket hızı. Oldukça hızlı bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Sizi o konuda tatmin ediyor. Şöyle tekrardan vuralım. Artık şuralarda kırılsa kalkanı iyi olur. Ama hala kırılmadı. Evet. Bir daha saldıralım. Evet. Evet. Bir kere daha dolmazsa bari iyi çok uzadı ya. Şöyle bir daha son bir rotasyon daha. Herhalde burada artık geçersin değil mi? Güzel. Hiç değilse bir defa daha kalmadık. Tamamlanabilecek gibi duruyor ama bir deneyelim bakalım. Tamamlayabilecek miyiz acaba? Yani şurada biraz kaçsam iyi olur. Şimdi gene kaçmam lazım arkadaşlar. Şu halka saldırısı iyi gömüyor çünkü. Böyle gelsin üstüme. Evet şuralarda ya hafiften tüysem iyi olur. <laughs> Yoksa öldürecek. Oo. Ölme ölme. Evet. Arkadaşlar o, o kısmı gıcık oluyorum. <laughs> ha neyse. E, zaten uzun uzadıya test etmeye gerek yok arkadaşlar. Bence bu kadar da yeterli. Ee, arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Hani ben böyle bazen arada maçı yarıda kesiyorum ya işte hani şu kadar gittik, şu kadar saniye kaldı tamamlanır e, diye falan diyorum yani ya, ya tamamlanacak ya da ucu ucuna şey yapacak falan kaçıracak falan diyorum ya. Siz hani bu şekilde mi seviyorsunuz? Onu da yazın bir yandan. E, yorumlara. Bu şekilde iyi mi sizce yoksa fazın tamamında mı test edeyim? Ama şöyle bir durum da var arkadaşlar. Fazın tamamında test edersem eğer Video biraz daha uzar, ee, hani o kısımda belki sizi sıkabilir diye düşünüyorum, o yüzden aslında biraz kısa tutuyorum. Eğer ki hani fazın tamamını da test etmemi istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Ee, yani gördüğünüz üzere hani iki bölümü de tamamlayacak, ee, yani ya ucu ucuna tamamlayacak ya ucu ucuna kaybedecek, yani tamamlanabiliyor, en azından onu görebiliyoruz. Ee, ama dediğim gibi eğer tamamında test etmemi istiyorsanız bundan sonra o şekilde de yapabilirim. Ben sadece video uzamasın diye biraz aslında o şekilde yapıyorum. Onu da e, belirteyim. Yine dediğim gibi yorumlara yazsanız iyi olur. Şimdi bu karakterin ilk önce bir gelişiminden bahsedelim. Arkadaşlar kostüm ve kostüm seçeneklerinde sizden hangi kostümleri istiyormuş ona bakalım biraz. Ee, Emma Frost kostümünü istiyor, Luke Cage kostümünü istiyor, Yeşilcin kostümünü, Jean Grey kostümünü ve... Black video kostüm, eski bir kostümünü istiyor. Daha doğrusu baya kötü bu son seçenek. Diğer 4 seçenek güzel diyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar özel ekipman olarak dikili taş taktım. Şimdi şu şekilde düşünebilirsiniz. İşte bu karakter dikili taşla bu seviyeleri tamamlıyorsa demek ki CTP ile uçacak falan. E aslında bir nevi hakkınız var. Çünkü bu karakter aynı zamanda 70 seviye bir karakter. Hani bu karakteri 80 seviyeye kasarsanız üzerine bir de e, CTP falan takarsanız e, bu karakter çok daha sağlam olur. E, ama hani benim hesabımı da göz önünde bulundurarak kartlarımı falan göz önüne alarak arkadaşlar bir yandan da değerlendirmemiz lazım. Hani benim kartlarım falan da %25 delmem olduğu için %100'ün üzerinde de saldırım olduğu için e, hani bu seviyelerde daha iyi iş çıkarması gerekiyor diye düşünüyorum ki zaten e, bu karakteri inceledikten sonra tekrardan fikirlerimi belirteceğim. Bunun dışında artefakt olarak içgüdü kritik hasarını artıran bir artefakt kullanmışım. ISO 8'leri full kartalın gözü getirmişim. Türünü 5'e kadar basmışım. Yetenekleri full arkadaşlar 6. seviye. Karakter ekipmanı kısmında çifter saldırı var. Ve detay kısmına baktığımız zaman gerekli PvE özelliklerinin full olduğunu görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben kendi fikrimi söyleyecek olursam eğer bu karakterle ilgili. Bence bu karakter biraz ortalama bir karakter olmuş. Yani... Ee, öyle çok ağam bir karakter olmamış. Aslında çok kullanışlı bir karakter, çok ihtiyaç duyulan bir karakter. Çünkü bu karakterde liderlik özelliği var, atiklik özelliği var. Bunlar baş düşmanda çok fazla isteniyor. Aynı zamanda liderlik özelliği e, White Fox'u destek olarak kullanmamıza falan olanak sağlıyor. Gene örümcek hisleri özelliği de e, Kazım karakterini ya da işte e, Scarlet Spider'ın da şey var mıydı? Zaten Scarlet Spider Chasm mıydı Her neyse onun desteğini falan da kullanabiliyoruz yani. Ee, onu diyecektim. Hani o, o gibi desteklerden yararlanmamızı da sağlıyor aynı zamanda. Bunun yanı sıra bu karakter işte çevik kadın ve insan olduğu için ittifak Savaşı'nın pek çok gününde işimize yarıyor. Yani çok kullanışlı bir karakter. Ee, ama kullanır mıyız? Biraz mevzu. Çünkü hasarı şimdilik beni çok etkilemedi. Fena değil. Ee, ama yeteri kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Tabi bu durum hani 80 seviyede falan değişiyorsa onu da bilemem. Ama bence biraz daha hasarı yüksek olmalı bu karakterin daha kullanışlı olması için. Bir de arkadaşlar bazı karakterler ittifak savaşında falan daha etkili olup baş düşmanda kötü olduğu da oluyor. Hani bu karakterde de benzer bir şey görebiliriz. Belki baş düşmanda işte ortalamadır. İttifak savaşında falan çok güçlüdür. Onu da tabii test etmek lazım. E o o tarz videolar da zaten gelecek ama özellikle 80 seviyeye bastıktan sonra atmayı düşünüyorum o videoları. Onu da söyleyeyim. 70 seviye haliyle çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ittifak savaşında falan test etmenin. Ee, yani sanırım bahsedeceklerim bu kadar genel anlamda bu şekilde. Evet millet siz ne düşündünüz yorumlarda belirtin tekrar. Görüşmek üzere. Bay bay.